Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Meral Danış Beştaş. Buyurun Sayın Beştaş. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, bugün Plan Bütçe Komisyonu'na bir yasa teklifi, daha doğrusu bir torba yasa teklifi daha gönderildi. Hani futbolda bir tabir vardır, dakika bir, gol bir diye. Bu dönemde torba yasalarla gidecek anlamına geliyor. O kadar eleştirdiğimiz bir mesele ki her konunun içine boca edildiği torba yasa teklifleriyle yasama kalitesi düşürülüyor ve maalesef hak edilen tartışmalar da yapılamıyor. O kadar alakasız düzenlemeleri bir arada değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Peki bu torba yasada ne diyor? Yani ben diğer ayrıntıları tabii ki zaman içinde değerlendireceğiz Plan Bütçe Komisyonu'nda genel kurul aşamasında. Ama ilk elden şu eleştirimizi ifade etmek istiyorum ve kabul etmeyeceğimizi söyleyeyim. Deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması için borçlanmamız lazım diyor torba yasa. Yani deprem oldu, para lazım. O yüzden ek motorlu taşıtlar vergisi ek olarak getiriliyor. Biz de soruyoruz, deprem vergileri ne oldu gerçekten? Bir kez daha soruyoruz ve sormaktan vazgeçiyoruz. Seçimleri kazanmak için kamunun kaynaklarını har vurup harman savurdu iktidar ve bakanlar gittikleri her yere devlet imkanlarıyla gittiler ve seçim çalışmasını devlet olanaklarıyla yaptılar. Geçtiğimiz her sene, yani 2022 yılında sarayın sadece bir günlük harcaması yaklaşık 15 milyon TL, eski parayla 15 trilyon lira. Depremin maliyetini halkımızın, emekçilerin sırtına yükleyemezsiniz. Bu sorumluluk sizin. Şayet topladığınız deprem vergilerini deprem için kullansaydınız, böyle torba yasalar getirip halkın sırtına ilave vergiler yüklemeyecektiniz. Deprem vergilerini nereye harcadığınızı kalem kalem açıklayın sözüm, talebimizi tekrar ineliyoruz. Halkın vergilerini sarayın şatafatı için, seçimleri kazanmak için çarçur edenler şimdi para yok diyerek iğneden ipliğe zam yapıyorlar. Dün yaptığınız gibi asgari ücret artışını hemen ertesi günü yaptığınız zamlarla geri alıyorsunuz. Bunun herkes farkında. Sayın Başkan, TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı bu sabah saat 10'da. Neymiş TÜİK'e göre? 2023 yılı Haziran ayında TÜFE %3.92 artmış. Haziran ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon %38.21, 6 aylık enflasyon ise %19.77 düzeyinde gerçekleşmiş. Yani bunu açıklayanlar da biliyor ki bu rakamlar gerçek değil hiçbir şekilde ve hayat karşısında yaşadığımız süre açısından da, halkın gerçekleri açısından da hiçbir karşılığı yok. Her şeye zam yapılıyorken enflasyon nasıl düşebiliyor? Gerçekten TÜİK açıklasın, biz de anlayalım, millet de anlasın. Biz anlamıyoruz. Bir yandan enflasyon yükseliyor, bir yandan da enflasyon düşüyor ama aynı zamanda zamlar da yapılmaya devam ediyor. Bu rakamları nereden aldıklarını söylesinler, hepimiz oradan alışveriş yapalım. Başta halk yapsın tabii ki. Hiçbir inandırıcılığı yok bunun. Çünkü masa başında talimatla hazırlanan rakamlar bunlar. Enflasyon rakamlarını gidin pazarda eli boş dönen anneye, teyzeye, amcaya, bir gence sorun. Onlar size gerçekleri açıklasınlar. Ve hakikaten aklımızla alay ettirmeyeceğimizi buradan defalarca söyledik. Aklımızla alay ettirmeyiz. Alay etmeye kalkmayın. Tabii ki bir de çok önemli bir nokta var. TÜİK enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde yapıyor normalde. Fakat Haziran ayı verilerini bu ayınkini geciktirdi ve bugün yaptı. Bugün 5 Temmuz. Bu ne oldu? Çünkü muhtemelen iktidar bekle dedi. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme yapacağım. Buna uygun bir enflasyon rakamı açıkla demiştir mutlaka. TÜİK bu nedenle 2 gün geç açıkladı. Milyonlarca emekçinin, emeklinin, dulun, yetimin ne kadar maaş alacağı TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre belirleniyor. Buradan TÜİK'e bir kez daha sesleniyoruz. Milyonların vebali sizin üzerinizde. Milyonlar açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edilmişken TÜİK'in hem de siyasi iktidarla birlikte enflasyon oranlarını düşük açıklaması en hafif deyimiyle büyük bir vicdansızlıktır. Çiftçi mağduriyeti de giderek büyüyor. Çiftçiye destek olunmuyor maalesef. Politikasızlık var. Döviz kurunda
ki artışla zamlar ürettiklerini satamayan çiftçilerin içinde bulunduğu krizde artmaya devam ediyor. Üstelik çiftçilerin mahsullerini aracın olmadan satın almaya olanak tanıyan Toprak Mahsulleri Ofisi depolarındaki doluluk oranı gerekçesiyle çiftçilere randevu bile veremiyor. Şu anda aracılara düşük ücretle satış yapmamak için ürünler harmanda bekliyor ve TMO sessiz ve zarar büyük, dışa bağımlı bir durum söz konusu. Gıda kriziyle karşı karşıyayız ve ülkenin üretimde dışa bağımlı olması hali de tabii ki büyük bir facia niteliğinde seyrediyor. Çiftçiye ve tarıma destek verilmezse ekonomik kriz içinden çıkılamayacak bir hal alacak. Sayın Başkan, Nudem Durak, Şırnak'ın Cizre ilçesinde küçük bir arkadaş grubuyla birlikte Memozin Kültür Merkezi'nde müzik yapıyordu. Gerçekten çok güzel bir sesi var. Duru bir sesi var. Herkesin dinlemesini öneririm. 14 Mart 2010'da tutuklanmış, o zaman 22 yaşında. Nudem o zaman 22 yaşındaydı. Bir hukuk skandalı neticesinde 10.5 yıl hapiste cezalandırılıyor. 2 tane SMS gerekçe gösterilerek şu anda uluslararası bir kampanya başlatıldı. Nudem'in özgürlüğü için, Kürt müzisyen Nudem için. İmzalcılar arasında Nobel Edebiyat Ödüllü olanlar, ünlü Oscar'lı yönetmenler de bulunuyor. Nudem'i hiç görmemiş ama sesini duymuş olan Roger Waters'in onun hakkında başlattığı kampanya ise Türkiye'den yeterli ses yok. Bu kampanyaya ses verelim, Nudem'i özgürlüğüne kavuşturalım diyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bitlis Valiliği, Bitlis ili Hizan ilçesi sınırları içerisinde 10 köy ve mezrada 2 Temmuz 2023 Pazar günü saat 21'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmiş. Evet, bu tarihte 2023 yılında sokağa çıkma yasaklarını konuşuyoruz. Süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasakları tabii ki orada yaşayan halkı, köylüleri çok ciddi bir şekilde mağdur ediyor. Bu köylerde güvenlik birimlerinin ormanlık alanları ve fındık bahçelerini ateş altına aldıkları gibi bazı bölgeleri de rastgele bombalıyorlar. Dolayısıyla bölgede hem ekolojik tahribat meydana geliyor hem de yangın çıkma ihtimali yüksek. Aynı zamanda abluk altındaki bu köylerde yaşayan köylüler dışarı çıkamadıklarından günlerdir işlerine gidemiyorlar. Hayvanlarına ve ekimlerine bakamıyorlar. Mağduriyetleri büyük. Bu sokağa çıkma yasağı uygulaması derhal kaldırılsın. Mağduriyet sona erdirilsin. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Cumhuriyet Halk Partisi